İnşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü de hayırlı eylesin. Hocamdan icazet aldım. Dedim hayale dokunayım mı biraz dedim ben. Dedi ki bana dokunma dedi. Hayal sufilerin işidir ya biraz. O yüzden hayale dokunmak istedim. Ama sufilerin işi olurken sufiler bilgiye dayanmadıklarını zannederler. Oysa sufilerin tezidir. Bir, bildiğiniz kadar hayal edersiniz. Bilmiyorsanız hayal edemezsiniz. Ne kadar biliyorsanız o kadar hayal eder, ne kadar biliyorsanız o kadar seversiniz. Bu halkın hayalidir. Bir de halka hakkın hayali gelir. Hak onlara hayal indirir. O da onun istidadı ve alacağı kadardır. O yüzden hayale isterseniz ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasından bakın. İlmel yakin noktasından bakarsak bildiğiniz kadar hayal edersiniz. Aynel yakin noktasından bakarsak bu bilginizin bir üstüdür. Örneğin işte rüyalarınız kadardır. Hakkel yakin noktasından bakarsak bu tamamiyetle ve tamamiyetle ilmi ilahiden gelendir. Hazreti Pir'deki hayal ilmi ilahiden gelendir. Bu peygamberlerde vahidir. Velilerde ise ismi ilhamdır. Aslında Hazreti Mevlana Arabi'nin ve Gazali'nin yolunu takip edip onu da vahiy olarak nitelendirir. Ama bunu anlamaktan uzak olan kimseler, bak burada peygamberlikten dem vurdu. Kendisini peygambere eş değerde gördü gibi ilimsiz diye vururlar kendilerini. Bu da onların meseleleri anlamadıklarından kaynaklanır. Çünkü sufi dili kendine ait, kendine has bir şeydir ve kendisine özeldir. Sufi dilini anlayabilmesi için bir kimsenin muhakkak bir sufi halakada oturması gerekir. Bugün 742. ölüm yıldönümü Şeb-i Aruz. Hayale bu kadar dokundum, konuya geçmek istiyorum. Biz her Şeb-i Aruz'u bir tema üzerinden kutlamayı kendimizce şiar edindik. Dedik Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bu veçeyle çok yönü, çok yüzü, çok dili, çok hali olan böyle hususi zatların ömrümüz yettiğince her Şeb-i Aruz'unda bir halini, bir veçesini, onun bir yönünü tanıtmaya çalışmak. Bu mümkün değil bizim açımızdan, yani tam anlamıyla. Ama hani karınca misali var ya, demiş ki hiç olmazsa ben bu yolda olurum. Biz de hiç olmazsa bu yolda oluruz diye düşündük. Böyle büyük zatlar, tarihte hemen gelebilecek, hemen oluşabilecek zatlar değillerdir. Bunlar özel seçilmiş, sadece kendi dönemlerine değil, kendisinden sonraki dönemlere de ışık tutabilecek muhteşem zatlardır. Bunlar dinin direkleri gibidir. Peygamberlerden sonra peygamberlerin vazifesini yerine getiren, peygamberlerden sonra peygamberlerin getirdiği o ışığı daha ileriye götürecek olan muhteşem zatlardır. Bunlar seçilmiş insanlardır. Bunlar her ne kadar bir tarafıyla onların üstün gayretleri, üstün çalışmaları, üstün bu noktada kılı kırk yararaktan hayatı anlama, Kur'an'ı ve sünneti anlama yolunda çalışmaları olduğu gibi haktan ayrıyeten hususi olarak seçilmiş muhteşem kimliklerdir. Ve o muhteşem kimliklerin üzerinde medeniyetler kurulmuştur.
bu Anadolu'da yaşamış olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Anadolu'da yine kemale ermiş olan Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve yine Anadolu'da muhteşem üçlü olarak nitelendirdiğim benim üçüncüsü Yunus Emre Hazretlerinin üzerinde Anadolu'da bir Osmanlı medeniyeti, ben onu son İslam medeniyeti olarak nitelendiriyorum. Bir medeniyet kurulmuştur ki bu medeniyetin ana temel taşlarından birisi, ana temel taşlarından birisi Hazreti Mevlana'dır. Hazreti Mevlana kendi yaşadığı çağın ötesini gören, kendi yaşadığı çağın ötelerine mesaj veren, kendi yaşadığı çağla bağlı kalmayan, kendi tabiriyle evlat, biz bir pergelin iki sivri ucu gibiyiz. Bir ucumuz şeriata bağlı, öbür ucumuz da 72 alemi seyran ederiz, alemleri seyran ederiz diyen Hazreti Mevlana'nın bu manada bu medeniyetin temel taşlarından birisidir. En önemlisidir. Çünkü Arabi gibi girift konuşmaz. Arabi gibi halkın anlayamayacağı bir dil söylemez. Halkın anlayabileceği hikayelerle meramını anlatır. Arabiden daha ileri konuşur. Dikkatinizi çekerim. Arabiden daha ileri konuşur. Arabi gibi terim üretmez ama öyle bir hikayeyle Arabi'nin giritlik deryasına dalıp orada kaldığı bir yerde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sade, yalın alıtımıyla onun kaldığı yerden Arabi'yi de çıkarır götürür. Arabi'yi anlamakta güçlük çekersiniz. Ama Arabi'nin konularını Mesnevi'den dinlerken hiç güçlük çekmezsiniz. Sanki yanı başınızdadır, sanki içinizdedir, sanki elinizin altındadır hemen. Bir adımda, bir nefeste onu alabilecek haldesinizdir. O yüzden 742. ölüm yıl dönümü kutlanırken Şeb-i Arus olarak Batı, çok methettiğimiz Batı, çok methettiğimiz Amerika, çok methettiğimiz diğer çevreler Mesnevi ile kendilerine, Hazreti Mevlana ile kendilerine yol bulmaya çalışıyorlar. Heyetler gönderiyorlar. Birkaç tane heyet ağırladık Bursa'da, Batı'dan öğretim üyeleri. İşte uyuşturucuyla mücadele örgütü. Bunlar normalde Avrupa Birliği'nin kendince tanzim ettiği, örgütlediği, Avrupa Birliği'nin parasıyla araştırma yapanlar. Siz nasıl uyuşturucuyla mücadele ediyorsunuz? Mevlana'dan, Mesnevi'den bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Nasıl eğitime katkıda bulunuyorsunuz? Nasıl eğitebiliyorsunuz diye heyetler geliyor. Elhamdülillah, buna da hamd ediyorum. Bu yaklaşık 3-5 yıldan beri artık Türkiye'de buna normalde bir nebze de olsun değer vermeye, kıymet vermeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? 742. yılı kutlanırken Şeb-i Arus olarak ve hala da ilk günkü gibi fikirleri, ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi neşeli, ilk günkü gibi bize tat ve heyecan vermekte. Hepimize. Ve düşünebiliyor musunuz? Biraz böyle bir hayal edin. Orta Doğu'nun, ben İslam olarak kabul etmiyorum bu olan şeyleri, Allah beni affetsin hata yapıyorsam, Orta Doğu'nun İslam adına insanların mezhep, meşrep, ırk kavgaları, çatışmaları, katliamları yapılırken Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Mevlana gibi hoşgörüden yana tavır alan, Kur'an ve sünneti bütün insanlara tebliğ etmenin, bütün insanlara anlatmanın derdiyle yanıp tutuşan bir kimsenin
arasındaki farkı sizin görüşlerinize bırakıyorum. Ve bugün dünya insanlığını bekleyen, dünya insanlığını bekleyen bir dinler arası çatışma, iki kavimler arası çatışma, kavmiyetçilik, üç dinlerin içerisinde mezhepler çatışması. Dünyayı kan gölüne çeviren bu üç çatışma, geçmiş yüzyıllarda nasıl bütün insanlığın derdi olup, bütün insanlık bu çatışmaların altında inim inim inlediyse, dünya döndü dolaştı, bu üç çatışmanın ortasında kendini buldu. Şimdi kendimce ne kadar bir Mevlana nefesine muhtacız. Ne kadar Mevlana düşüncesine muhtacız. Aslında onun bu nefesi, bu düşüncesi Kur'an'dandı. Kur'an'ı Hazreti Mevlana'nın deyimiyle papağan gibi tekrarlamaktan, Kur'an'ı anlamaktan uzak Müslümanlar topluluğu olduk. Hazreti Mevlana Mesnevisinde aynı zamanda az önce hocamın söylediği Divan-ı Kebir'inde kısa da olsa mektuplarında Kur'an'ın yüzeyini okuyup papağan gibi tekrar edenlerin bir şeyi elde edemeyeceklerinden bahseder. Hazreti Mevlana bir Kur'an sünnet insanıdır. Mesnevi'de tespit edilen yaklaşık 4000 ayeti kerime vardır. Mesnevi'de tespit edilen 6000'e yakın hadis-i şerif vardır. Mesnevi bu manada bence ve bazı ilim adamlarınca bir işari tefsirdir. Ben onu hayatın tefsiri olarak görüyorum. Hayat tefsiri. Biz ne yazık ki elimizdeki kocaman bu medeniyet temelinden yeteri kadar faydalanamayan bir topluluğuz. Türkiye insanlar olarak. İşte Hazreti Mevlana Kur'an'a sımsıkı yapışmış bir İslam velisidir. Alimdir demiyorum. Çünkü alimliğin içerisinde velilik yoktur. Ama veliliğin içerisinde alimlik de vardır. Velilik alim olmayı da öngörür. Her alim veli değildir. Ama her veli aynı zamanda alimdir. Ama velilerin ilimlerinin büyük bir kısmı ilm-i ledündür, kalbidir. Akli ilimleri vardır ama bütünlüğü kalbidir, ilm-i ledündür. Akli ilimleri dahi onların ilm-i ledün şemsiyesinin altındadır. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir İslam velisidir. İslam velisi. İslam velisi derken sakın sadece kendisini bir Muhammedi, sadece Müslümanlara ait bir veli olarak görmeyin. İslam bütün insanların dinidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden bütün insanların peygamberidir. Bu peygamberliği kabul edenler davete icabet etmiş olan müminlerdir. Kabul etmeyenler de davetin tecelli etmesini bekleyenlerdir ki onlar da Muhammedidir. Onlar da Muhammedidir. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki üzüm üzüme baka baka kararır. Müslüman olanlar olgunlaşmış üzümlerdir. Olmak için bekleyenler, sıradakiler koruk gibidirler der. Muhteşem bir teşbihi vardır. Bu teşbih çağlar ötesidir. Siz
biz dünya Müslümanları bir Hristiyanı İslam gibi görmekten uzağızdır. Bir Musevi'yi İslam gibi görmekten uzağızdır. Oysa biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini anlatırken bütün insanlara peygamber olarak gönderildi. İnse ve cinse, yani cinni taifesine de peygamber olarak gönderildi deriz. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'yı bir İsevi'den sakınırız. Onun peygamberi olmasını istemeyiz. Bir Musevi'den sakınırız. Onun peygamberi olmasını istemeyiz. Bir ateistten sakınırız. Onun peygamber olmasını istemeyiz. Bir Hindu'dan sakınırız. Onun peygamber olmasını istemeyiz. İşte Hazreti Muhammed Mustafa nasıl ki İslam dinini cihanın şumul bir din olarak bize tanıttıysa ve Kur'an nasıl bütün insanlara bir öğüt, bir hikmet olarak gönderildiyse, Kur'an sadece Müslümanların kitabı değildir. Kur'an bütün insanlığın kitabıdır. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kıymetli dostlar, beni taşlayabilirsiniz bugün bu konuşmalarımdan dolayı. Biz ne yazık ki saplantı halinde battık kaldık. Bizim batışımız az önceki hocamın Mesnevi'den alıntı yaptığı akıl aşka gelince çamura saplanmış eşek gibi saplandı kaldı battı kaldı gibi biz de dini sadece ve sadece kendi bildiğimiz minval üzerinden baktığımızdan saplandık kaldık. O bilgi dağarcığımızı açacak, kalbimizde bizim kalbimizin yollarını açacak, kalbi ilmi, kalbi aklı harekete geçirecek, pozitif aklımızı, pozitif aklımızı, mevcut aklımızı daha da ileriye götürüp bayrak diktirecek olan kalbi çalışma, kalbi aklı, kalbi senkronizasyonu unuttuk. Bunu yapanlar velilerdi. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kur'an'a işari yorumlar getirirken kalbi aklıyla işari yorumlar getiriyordu. O güne kadar bu manada yorum getirenlerin yorumlarına dokunmadan, onlara hayır böyle değildir demeden, onları reddetmeden, onları kırmadan, incitmeden, Gazali böyle demiş ama biz buna katılmayız küstahlığında bulunmadan, bunu ara sıra ben de yapıyorum çünkü, böyle bir küstahlığa bulunmadan, ayet-i kerimelere, Kur'an'a öyle bir açılım getiriyordu ki, kendi devrinde anlamayanlar, anlamaktan uzak olanlar, Mesnevi'ye ve Hazreti Mevlana'ya küfür damgasını vurup onu normalde sanki din dışı gibi görmeye çalışıyorlardı. Şimdi de Mesnevi'yi anlamayanlar, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni anlamayanlar, onun sözlerindeki ilham kuvvetini tatmaktan ve anlamaktan uzak olanlar, yine dün olduğu gibi bugün de var. Onlar da dün olduğu gibi bugün de o dillerini uzatmaktalar. Oysa Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kur'an'daki evrensel değerlere öylesine işari yorumlar getiriyordu ki ışık veriyordu. Ve o işari yorumlar hala daha geçerliliğini devam ettiriyor. Kur'an nasıl ebediyete gidecek bir kitap ise Kur'an'la dillenmiş, Kur'an'la ahlaklanmış, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ın kokusuyla kokulanmış olan bu büyük velilerin sözleri de kıyamete kadar ışık tutacak. Beni yerlerde aramayın. Beni arayacaksanız bizim mezarımız ariflerin kalbindedir diyen Hazreti Mevlana müthiş bir söz söylüyor. Bizi yerde aramayın. Ya
Ariflerin kalbinde arayın. Hazreti Mevlana ancak kendisini sevenlere kendisini açan müthiş bir kimliktir. Eğer siz Hazreti Mevlana'yı sevmezseniz onu anlayamazsınız. Onu anlayamadığınız gibi Mesnevi'yi de anlayamazsınız. Eğer siz Kur'an'ı sevmezseniz Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an Hazreti Mevlana'nın deyimiyle peçeli bir güzel kadına benzer. Onun peçesini açmak ancak ehlinedir. Nasıl bir kadın kendisini sadece ehline açıyorsa, Kur'an da kendisini ancak ehline açar. Mesnevi de bu manada kendisini ancak ehline açar. Ehli yüzeyden okuyan değildir. Ehli onu kalben idrak eden, kalben yaşayandır. Hazreti Mevlana Kur'an'la alakalı der ki, Kur'an'ı okuyup yaşamayanlar, okuyup yaşamayanlar, onu anlamamışlardır. Sadece okurlar. Hatta çok yerde, hem Divan-ı Kebir'inde hem Fihi Ma Fih denilen mektuplarında hem de Mesnevi'de onları papağana benzetir. Sadece okuyup amel etmeyenler, sadece okuyup anlamaktan uzak olanlar ve Kur'an'ı bir peygamberler hikayesi gibi görenler, onu hikaye noktasına alıp Yahudilerin o günkü dillerini kullananlar Kur'an'ı anlamaktan uzak duracaklardır. Ama Hazreti Pir, canım bedenimde sağ oldukça Kur'an'ın kuluyum, o muhteşem peygamberinin, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim bunun dışında bir söz söylerse o söyleyenden de o sözden de uzağım diyerekten kendini bir yere oturtturur. Kendini oturtturduğu yer şudur: ben Kur'an ve sünnete uyarım. Yukarı Mezopotamya Müslümanlarının, yani Türklerin İslam'ı öğrendikleri kanal Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin küçük torunu olan Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin evlatlarındandır. Türklerde seyitler çoktur. Seyitlerin çok olması Türklerin Hüseyin'i kolundan akrabalıkları ve aynı zamanda da dini onlardan öğrenmeleridir. Bizde Hüseyin'i kolundan seyit çoktur. Çünkü malum Yezid İmparatorluğu hem Hasan radıyallahu anh hazretlerinin evlatlarına hem de Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin evlatlarına zulmetmişler, işkence çektirmişler. Hüseyin'i kol Orta Asya'ya doğru Türklere sığınmışlar. Hasan'i kol da Mısır'a doğru gitmiştir. O yüzden Afrika ve Mısır Hasan'i kolundandır büyük bir çoğunluğu. Ama Orta Asya bu takdiri ilahidir. Hüseyin'i kolundandır. Buna hamd ediyorum. Çünkü dini biz Hüseyin'i kolundan almışız. Bu kol direkt birinci derecede Kur'an'a, ikinci derecede sünnete bakar. Onlar için ölçü Kur'an, ikincisi sünnete Resulullah'tır. Kur'an'a bakarlar, Kur'an'da ameli meselelere Hazreti Peygamber nasıl amel etti derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amel ettikleri gibi alırlar. İmam-ı Azam hazretlerinin bu noktada duruşu bunu örnekler. Muhteşem bir şeydir. Biz bir meseleye baktığımızda önce Kur'an'a bakar, sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine bakar, sonra Ahmet şunu demiş, bunu demiş demeyiz. Biz deriz der. Bu muhteşem bir şeydir. Bu dinin yenilenme, dinin anlaşılmasında çağa ayak uydurma, dinin kavranmasında çağın yetisini görme ancak bununla mümkündür. İslam dünyasının son 300 yılda sürünmesi, batması, dağılması, her yerde yenilmesinin ana temel sebeplerinden birisi de
Bu ölçüyü kaybetmelerindendir. Benim şeyhimin şeyhimin şeyhi bunu demişti derseniz siz yeni bir şey koyamıyorsunuz ortaya. Siz üstadımın üstadımın üstadı böyle yapardı. O dilenirdi. Biz de dileniriz derseniz siz yeni bir şey ortaya koyamamışsınızdır. Siz Kur'an'daki bazı meselelere, bazı ayet-i kerimelere bundan 1000 yıl önceki yorumlarla bakarsanız siz önünüzü göremezsiniz, ileriyi hiç göremezsiniz. Problemimiz budur. İşte Hazreti Mevlana kendi çağında Kur'an'daki meselelere öylesine yorumlar getirip ileriye doğru ışık tutunca kendi çağdaşları ve hala da bazı kimseler bunu anlayamadıklarından dolayı Hazreti Mevlana'yı Kur'an'ın dışında görmeye çalışırlar. Küfrüne fetva verirler ve onun yolundan gidenleri de küfrüne fetva vermeye başlarlar. Bize verdikleri gibi. Bunlardan hiç inticap etmiyorum. Hatta bazen kendimce diyorum, gurur diyorum. Hazreti Pir'e böyle bir fetva vermişler. Hamdolsun onun yolundan gidiyoruz. Aynı fetvayı bize de verdiler. Diyorum hamdolsun. Onun yolundan gittiğimizin işareti olarak kabul ediyorum bunu. Tabi bunları söyleyenlere Kur'an ve sünnetten yanlış yaptığımız bir yeri getirin, biz kendimizi düzeltelim dediğimizde de hiç kimse bu noktada oturup da şu sohbetinizde burada Kur'an ve sünnetin dışında bir konuşma yaptınız deyip bir şey söyleme noktasında değiller. Çünkü ne yazık ki onların bilgileri bu noktada yeterli değil. Onlar da papağan gibi bütün Mevleviler Kur'an ve sünnetin dışında deyip atıyorlar kenara. Allah muhafaza eylesin. İşte Hazreti Mevlana kendisi için yaşayanlardan bir kimse değil. Eğer bir din alimi kendisi için yaşıyorsa arkaya hiçbir şey bırakmayacaktır. O çünkü kendisi için yaşıyordur. Bir kimse kendisi için yaşıyorsa arkasında onu mal mülk olarak görürüz ya, evdir, handır, hamamdır bırakacaktır. Mirasçılar da olup onu gelip satıp har vurup harman savuracaktır. O çünkü kendisi için yaşamıştır. Dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki peygamberlerin mal dünyevi olarak bir mirası yoktur. Peygamberlerin mirası hikmettir. Büyük velilerin mirası da hikmettir. Hazreti Pir arkasından hikmeti bırakır. Çünkü kendisi için yaşamamıştır. Şeyen lillah dememiştir. Para biriktirmemiştir. Dervişlerinden para toplamamıştır. Hatta Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine gelinceye kadar dervişler nefis terbiyesi olarak şeyhleri tarafından dilendirilirdi. Hazreti Pir kendi yolundan gidecek olan kimseleri dilenmekten kurtarır. Der ki, yolumuzdan gidecek olanlar bundan sonra dilenmeyecekler. Ticaret yapacaklar. Bir sanatla iştigal edecekler der. Bizim yolumuzda dilenmek yoktur. Bizim yolumuzda şeyen illah demek yoktur. Bizim yolumuzda istemek yoktur. O yüzden kendi çağının ehli tarikatı tarafından da sevilmez. Çünkü sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz ayet-i kerimesini tecelli ettirir kendi üzerinde ve dervişlerinin üzerinde. Ve bizim ücretimiz Rabbimizdendir ilkesini dervişlerinin üzerinde oturtturur. O çünkü Kur'an'a bağlı bir velidir. O çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna bağlı bir velidir.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç dilenmemiştir. Hiç istememiştir. Hiç. Dikkat edin. Bir tane hadis bulamazsınız, bir tane olay anlatamazsınız Hazreti Muhammed Mustafa'nın dilendiğine dair. Hiç ama. Bizi de o yüzden sevmezler. Biz deriz ki şeyen lillah demeyin. Biz deriz ki ücretsiz olacak din anlatımınız. Ücretsiz olacak. Ücret almayacaksınız. Semazen burada sema ederken kaç para kaç para diye sema etmeyecek. Onun semasında Allah olacak. O sema ederken Allah, Allah, Allah diyecek. Ve her an diyecek ki ne tarafa dönersem döneyim. Senin veçin oradadır. Bir kez yüzün görseydim, yüzünü gördüğüm anda canımı verseydim, canımı verdiğim anda ruhumu senin koluna takıp ötelere gitseydim. Bir kez. Onunla yaşayacak. Allah'la irtibat kurmayı, Allah'la her daim irtibat halinde olmayı yeğleyecek. Allah'la. Kim beni zikrederse ben de onu zikrederim. Kim bana dua ederse duasını kabul ederim. Ey Habibim, sana kullarım sorarlarsa benden, de ki onlara şah damarından daha yakınım. Hazreti Pir bize Kur'an'ın üzerinden direkt Allah'la irtibat kurmamızı yeğler, tavsiye eder, nasihat eder. Bu kimsenin işine gelmez. Çünkü hiyerarşik olarak aynı papazlar manzumesi gibi manzumeler kurulacaktır. Onun elini öpmezseniz affolmayacaksınız. Onun cebine 100 lira koymazsanız duanız kabul olmayacaktır. Onun kalkıp da eteğini öpmezseniz cübbesini Allah katında kıymetiniz olmayacaktır. Bunu yıkar sufiler. Gerçek sufilik bunu yıkar. Gerçek sufilik Kur'an ve sünnete uyar. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Ancak senden yardım dileriz. Bize yardım edecek olan başka bir zümre yoktur. Bize Yusuf'u kuyudan kurtaran odur. Yusuf'u kuyudan kurtaran Yakup değildir. Yusuf'u kuyudan kurtaracak olan Yakup olsaydı, gider Yakup'un elini öperdik. Ama İbrahim'i ateşten kurtaran Allah'tır. Hazreti Musa'yı Firavun'dan kurtaran kardeşi Harun değildir. Kardeşi Harun'u Firavun'dan kurtaran Musa değildir. Firavun'un önünde asayı at diyen Allah'tır. Musa'yı Firavun'un elinden kurtulmasına sebep olan ilham, Musa'nın annesine Allah'tan gelir. Ayet-i Kerime'de der ki, biz onun kalbine vahyetmeseydik. Bakın, buradaki vahiy kelimesini biz korkarız. Velilere de vahiy gelir çünkü, velilere gelen vahiy ile peygamberlere gelen vahyi ayırt edemeyeceklerinden dolayı sufiler incelik gösterirler. Derler ki velilere gelen Hazreti Meryem'e gelmiş gibi ilhamdır derler. Aslında vahyin en alt derecesidir o.
kendi içerisinde de üçe ayrılır. O yüzden Musa'nın annesi Meryem'in kalbine vahyeden Allah'tır. Hazreti Pir Kur'an okuyanlar için der ki: o Kur'an okuyanlar, siz Kur'an'ı okuduğunuzda nasıl kendinizde kalırsınız? Oysa Kur'an'ı okuduğunuzda kendinizden geçmeniz gerekirdi. Utanırım bu beyti okurken. Kur'an'ı okuyan kimse kendinden geçmezse Hazreti Pir der ki ben hayret ederim. O kimse Kur'an okur ve kendinden geçmez. O kimse la ilahe illallah der de kendinden geçmez. O kimse Allah der de kendinden geçmez. Nasıl bir Allah değiştir? Nasıl bir la ilahe illallah değişidir ki o kimse kendinden geçmez? Nasıl bir Kur'an okumaktır ki o hikmetin yazılı harfe dönüşmüş halidir? O kimse kendinden geçmez. Kur'an, Hazreti Pir'in deyimiyle, Kur'an'ın hikmeti madem ki müminin kaybolmuş malıdır, herkes elbette kaybolmuş malını bilir der. O zaman Kur'an, Hazreti Pir'in deyimiyle asıl müminin yitik malı olandır. Hani hadis-i şerif vardır. Hadis-i şerif der ki, ilim müminin yitik malıdır. Bilgi müminin yitik malıdır. Hazreti Pir bu hadis-i şerifi şerh eder. Der ki, o müminin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bahsettiği müminin yitik malı Kur'an'dır der. Ve bir kimse yitik malını nerede bulsa tanır. Hani saatinizi kaybetseniz, bir kimse dese ki bir saat bulundu ben kaybettim deseniz, saatinize baktığınızda tanırsınız. Der ki o kimse, sizin saatinizin neresinde bir belli bir şey söyleyin bize. O der ki, arkasında işte şöyle bir işaret vardı. Hayırlı günler dileğiyle. Veyahut da arkasında şöyle bir yazı vardı. Sufi vaktin çocuğudur. Yitik malını bilir insan. Çünkü onun üzerinde bir işareti vardır. Hani bir kimse oğlunu kaybeder ya, yanıktır manıktır, Allah kimsenin başına vermesin. O anne doğurmuş olduğu oğlunu tanır. Der ki onun şurasında şunusu vardı. Der ki onun burasında busu vardı. Kur'an müminin yitik malıdır. Hazreti Pir söylüyor. Ve Hazreti Pir bunu söylerken nasıl Hazreti Pir'i ya Kur'an'ın üstünde veyahut da Kur'an'ın dışında görüyorlar? Bir kimsenin kendi söylediklerini mi ölçü alacağız? Yoksa o söylediklerini anlayamadığımız kıt aklımızı mı ölçü alacağız? Eğer Kur'an'dı anlayamadığımız, elif, la, mim anlayabildik mi anlayamadık? Niçin anlayamadık? Hepimiz papağan gibi elif, la, mim diye sayıklıyoruz çünkü. O yüzden anlayamadık. 1400 yıldan beri anlayamadık. Bunu anlatırken de diyoruz ki biz şimdi, Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu gösteriyor bize. Anlayamadık ya, demiyoruz biz. Biz onun üzerinde yoğunlaşmadık. Biz onun üzerinde akletmedik. Biz onun üzerinde kendimizi yormadık. Biz onun üzerinde gecemizi gündüzümüzü kataraktan kılı kırk yarmadık. Oysa ilhamla alakalı üç hal vardır dedim ya. Gayrimüslime de ilham gelir. Bakın Allah adildir. Allah adalet sahibidir. Bir kimse bir meselede kafa yorsa, kılı kırk yarsa, aklıyla o meseleyi çözememiş olsa, gayrimüslim de olsa Cenab-ı Hakk'ın kalbine onu ilham eder. Ondan sonra biz deriz, Edison aslında Müslümandı. Ne alakası var? Aslında elektriği biz bulduyduk. Otur oturdun yere. O kafa yordu, buldu. Ama vardı o. Sen ne bulmadın? Sen ne bulmadın? Ne kafa yormadın? Yok.
Biz dizi izliyoruz şimdi. Az önce hocam konuşurken, hocam dedim emekli olunca dizilere düşmüş herhalde dedim, dizilerden bahsediyor. Kim ne giydi, kim ne çıkardı diye onları söyleyince dedim eyvah, hocayı da kaybediyoruz, bir ilim adamı bulduk dedim. O da mı dizilere düşüyor? Sonradan kinayesine söyleyince dedim tamam toparlandık. Biz bu meselede akletmiyoruz. Bizim önümüzde o kadar çok işler var ki. O kadar çok işler var ki. Dün akşam bayan sohbette diyorum ki ey bayanlar çantanızı açsam diyorum 1001 tane içinde makyaj malzemesi bulurum. Ama içinde bir tane Kur'an meali bulamam. Rujun 2-3 türlüsü. Yemeğe giderken farklı renk, yemekten çıkınca farklı renk. Hocam ben de Alsancak'ta dolaşmadım değil yani. Karıştırmadım değil yani onları. Yani ama bir Kur'an meali bulamazsınız. Herkesin arabasında 1001 tane CD vardır. Öyle değil mi? Bir Kur'an meali CD'si yoktur arabada. Giderken bir meal CD'si koyayım ya Allah bize ne demiş? Bakmayız. Önceliklerimiz farklı. Bir Ferdi'den dinleyeceğiz yine Nisan yağmurları gibi. Bir allof çekeceğiz. Allah'ım bir kederleneceğiz. Ardından Müslüm patlatacak. Bu şehirde senin aşkın varken çekilmez diye. Senin hasretin varken yaşanmaz diye. Ardından bir Sezen patlatacak Firuze'yi. Tamam yolculuk bitti. Demeyiz ki Allah bize ne dedi. Ama ondan sonra hükmederiz. Bunun Kur'an'la alakasının olmaması lazım. Okudun mu? Hayır. İstanbul'da o meşhur İstiklal Caddesi'nde program yapıyoruz. Herkes geliyor. Herkes de benden fazla biliyor. Hanımefendi okudunuz mu diyorum bu konuda bir kitap. Okumadım ama biliyorum diyor. Biz okumadan bilen bir toplum olduk. Hani bir böyle internette dolaşıyor ya. Yani bize ne olacak? Biz ondan sonra tüp kaçıyor mu kaçmıyor mu diye çakmakla deneyen bir milletiz diyor ya. Onun gibi biz gaz kaçağını çakmakla deneyen, okumadan bilen, bomba var mı? Nerede var? Böyle mi patlar diye üzerinde duran bir milletiz. Enteresanız. Yani İzmit'ten sohbetten geliyorum. İşte Gemlik'te, pardon özür dilerim. Ne o? Denizcilerin bulunduğu yer. Gölcük'te bir adamın birisi canlı bomba sardığı söyleniyor. Haberlerde dinliyorum radyoda. Gölcük'ten geçiyorum. Her tarafta polis var. Her yer olmuş. Bankanın etrafı insan dolu. Polislere dedim adamda bomba varsa bir sürü insan ölecek. Dedi ki polis gitmiyorlar hacı abi. Gitmiyorlar. Cevap da bu. Polis dedi ki gitmiyorlar hacı abi. Gölcüğün girişini kapatmışlar, tutmuşlar. Çıkışını tutmuşlar. Her tarafta çevirmeler var. Arabalara bakıyorlar hani enteresan yanlış yunluş bir insan var mı diye. Çıkışta gene çevirdiler beni. Baktılar hacı abi gidebilirsin. Ya dedim ne çeviriyorsunuz? Millet dedim bombanın beşin etrafında toplanmış nefesiyle patlatacak bombayı dedim. Siz burada milleti çeviriyorsunuz dedim. Biz böyle bir topluluk haline geldik. Okumadan bilen, araştırmadan o konuda söz sahibi olan bir topluluğuz. Okumamıza gerek yok bizim. Sufilere kızıyorlar. Siz bilim ehli değilsiniz. Ya sufi hiç olmazsa kalbini çalıştıraraktan yol gitmeye çalışıyor. Çok zikrederekten diyor ki ben çok zikredeyim, vaktim az. Benim kalbime gelecek olanlar bir an önce gelsin, bana yetecek olan kalbime gelsin benim.
O dinin zahir kısmını, gerekli olan, kendi şahsına yetecek olan kısmı öğrenip hemen bir an önce Allah'a vuslat aşkıyla yanıp tutuşuyor. Sen onu da yapmıyorsun. Nereden biliyorsun? Ama biz biliyoruz. Enteresan. İşte Kur'an'ı Hazreti Pir hikmet olarak görüyor. Hikmet. Eyvahlar olsun o diriye ki ölüyle düşüp kalktı da öldü. Dirilik kaçtı gitti ondan. Sen de Allah'ın Kur'an'ına kaçarsan peygamberlerin canlarına ulaşır. Onlarla karılırsın. Kur'an'a kaç. Kur'an'a hicret et. Kur'an'a sığın. Bu ne demek? Kur'an'ı anla. Kur'an'ı anla. Kur'an'ı öğrenmek yetmez. Kur'an'ı anla. Kur'an'ı anlamak için mücadele et. Bunun için kılı kırk yar. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz ululuk denizinin balıklarıdır. Kur'an peygamberlerin hallerini anlatıyor. Kal değil. O peygamberlerin haliyle hallen. Hazreti Pir benim halimle hallenin demiyor. Kur'an'daki peygamberlerin halleri anlatmakta. Peygamberlerin halleriyle hallenirseniz Kur'an'la hallolmuş olursunuz. Soruyorlar Hazreti Ayşe annemize. Ey anne, Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı? Hemen ciddileşiyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Dikkat edin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakını soran sahabeye Hazreti Ayşe annemizin verdiği cevap muhteşem. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakıydı. İşte hadis-i şerifi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mana olarak diyor ki Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz ululuk denizinin balıklarıdır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinden gelmedir. Onlar ilmi uluhiyette yüzmektedirler. Kur'an'ı okur. Dikkat edin kıymetli dostlarım, kardeşlerim. Kur'an'ı okur. Fakat dediğini tutmazsan tut ki peygamberleri, erenleri görmüşsün. Ne çıkar? Kur'an'ı okumuşsun. Onun dediğini yerine getirmiyorsun. Peygamberi görsen ne olur? Bir veliyi görsen ne olur? Kur'an'ın dediğini tutmuyorsan, peygamberin dizinin dibinde otursan ne olur? Bir velinin dizinin dibinde otursan ne olur? Kur'an'ı dinlemiyorsan, bir velinin takkesini giysen ne olur? Bir velinin cübbesini taksan ne olur? Kur'an'ı dinlemiyorsan, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini ve Mevlevileri simgeleyen sikkeyi başına koysan ne olur? Koymasan ne olur? Hazreti Pir bize Kur'an'ı dinlemeye davet ediyor. Kur'an'ı dinlemeye. Fakat Kur'an'daki hikayeleri okur, buyruklarını tutarsan can kuşun kafeste daralır. Kur'an'ı dinler, onun emirlerini, onun nehyettiklerini, farz kıldıklarını ve uzak durun dediklerini yerine getirirsen can kuşun kafeste daralır. Bu can, bu beden, bu ruha dar gelir. Bu ruha, bu dünya dar gelir. Bu ruha, bu alem dar gelir. O can ötelere doğru kanat çırpmak ister. Kafesteki kuş zindandaki mahpusa benzer. Kurtulmayı istemeyişi bilgisizliktendir.
Bilgisiz olanlar hürriyeti istemezler. Hürriyeti tatmayanlar hürriyet için koşmazlar. Ey oğul, bağı çöz. Ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Bilgisiz olanlar bağlarını çözemezler. Kör olanlar esaretlerini göremezler. Sağır olanlar esaretlerini duyamazlar. Kalpleri mühürlenmiş olanlar ne yazık ki bu esaretlerinin farkında değillerdir. O yüzden manayı görmek istersen Kur'an'a sarıl. Onu anlamaya sarıl. Manayı duymak istersen Kur'an'a tabi ol. Onu yaşa. Kalbinin kilitlerinin açılıp perdelerinin ortadan kalkıp Allah'ı bilmek istersen Kur'an'a yönel. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna yönel. Kafeslerinden kurtulan canlar peygamberlerdir. Halka kılavuzlu layıktır onlar. Kimmiş? Canlarını kafesten kurtaranlar peygamberler. O yüzden onlar halka kılavuzluk ederler. Eğer bir kimse kafesten kurtulamadıysa ortalığa şeyhim diye çıkmasın, hocayım, alimim diye çıkmasın. Onların sesleri dışarıdan gelir, dinden duyulur. Sana da kurtuluş yolu budur. Bu der o ses. Yine Kur'an okuyucusundan bahisle fihi mafihte Hazreti Pir enteresan tespitte bulunur. Evet, Kur'an'ın suretini doğru okuyor. Bir kimseyle alakalı. Kur'an'ın suretini doğru okuyor. Fakat manasından haberi yok. Esasen onun gerçek manası kendisine anlatılmış olsa kabul etmez ve yine körü körüne okur. Ne kadar günümüzü anlatıyor değil mi? Bakıyoruz, ben kendimi görüyorum bunda. Siz kendinizi öyle görmeyebilirsiniz. Ben diyorum ne kadar beni anlatmış. Onun gerçek manasını kendisine anlatılmış olsa kabul etmez diyerek Kur'an'ı hiç anlamadan okuyanları ve yalnızca bununla yetinenleri eleştirir. Hazreti Pir Kur'an'ı anlamadan okuyanları eleştirir ve Kur'an'ı anlayan bir kimse ona manasını aktarınca onu reddedenleri de eleştirir. O Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya kendi halindedir, değil mi ya aklı başındadır, Kur'an ehli değildir o, olsa olsa bir okuyucudur. Kur'an'ı okuyanın aklı başındaysa onu olsa olsa bir okuyucudur diye nitelendiriyor Hazreti Pir. Hepimiz evlerimizde Kur'an okuyoruz. Yasinler okuyoruz. Hatimler getiriyoruz. Ben bazen hayretle kalıyorum. 3 günde hatmetmiş o kimse Kur'an-ı Kerim'i. 3 günde hatmetmiş. Ben bazen hayretle kalıyorum. Bir camide namaz kılıyorum. İşte namazın arkasından Sübhanallah çekilecek. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ben daha Sübhanallah'ı bitirmezden önce, çok özür dilerim ama öyle müezzinler belki de bana denk gelmiştir. Müezzin daha ben Sübhanallah'ı bitirmedim. Allahu Ekber diyor. Allah'ım diyorum ya, nasıl okudu bu onu? Ya nasıl yürüdü bunu? Allah'ım diyorum ya Rabbi ya Resulullah. Kalbimi bozmayayım ben diyorum, dışarıda tesbihatımı yapayım. Yoksa içim bozulacak benim orada. Veyahut da bizim itikaflarımız oluyor Ramazan'ın son 10 gününde. İtikafa girmek isteyen kardeşleri itikafa katıyoruz. İtikafa katınca bizim itikafımız öyle içeride saz çalıp oynamak değil. Günlük 500 virtlerini, 100 virtleri 500'e çıkıyor.
70 binde tevhid çekecek günde. İlk 3 günde 210 bin bitirecek. Şimdi ben itikafa girmemiş olsam bileceğim neyin ne kadar, bilmeyeceğim neyin ne kadar sürdüğünü. Günlük ders azami 16-17 saat. O da birinci gün. İkinci gün 20 saat. Yoruluyor insan içeride. Üçüncü gün böyle çok disipline ederse ancak yetiştirir akşam saatine. Yetiştiremez. Akşamdan akşama giriyor ya, yatsıyı geçer. Bakın yatsıyı geçer. 11-12'yi bulur. Hele bu üç gün içerisinde böyle kalbi halleri açıksa, Hazreti Peygamber Efendimiz'i görüyorsa, ne bileyim Hazreti Pir Efendilerimizi görüyorsa, böyle değişik manevi haller yaşıyorsa, onun daha da saati artacaktır. Çünkü o hal onu cezbedecek, o hal onu hayrete katacak, onda takılı kalacaktır o kimse. Hele yeni aşina oluyorsa böyle bir şeye, daha fazla takılacaktır. Şimdi itikafları bazen işte ziyaret ederim öyle denk gelirse. İtikafta dünya kelamı konuşmak bizde genelde yasaktır. Ama itikaf sorumlusu bir kimse işte onunla konuşabilir. Dersini bitirdin mi diyorum. Ben bitirdim diyor. Kaç saatte bitirdin diyorum ben. Birisine sordum kaç saatte dedim ben. Dedi ya 12 saatte bitirdim dedi. Koydum tesbih önüne. Sesli çek zikrullah dedim. Nasıl dedi. Basbayağı dedim. Bu almış tesbih. La 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 la. Oğlum sadece la diyorsun sen. La ilahe illallah demiyorsun. Bir la ilahe illallah dedin mi? Kendinden geçersin. Sen nasıl la ilahe illallah diyorsun böyle? Oğlum la ilahe illallah. Bütün yarattıkların bir kefeye konsa, la ilahe illallah bir kefeye konsa, o ağır gelirdi. Bu ağır gelirdi kelamını. Nasıl böyle okuyacaksın? Mümkün değil. O zaman ne? Surette okuyor. Daha enteresanı, bir dervişle tanışmıştım. Dervişliğimin ilk yıllarında. Yani bir ders anlattı bana. Günlük bilmem kaç bin tane, böyle yani 30 bin, 40 binli. Şundan bilmem kaç bin tane de bundan. O zamanlar ben de İtikafa girdim. İtikafta yani ders çekmenin ne olduğunu az buçuk öğrendim. Allah Allah kaldım. Dedim nasıl bitiriyorsun bu dersi? 33'lük tesbih alıyor. Bir sefer böyle elinin gittiği yere kadar götürüyor. Allah. Bir daha elinin gittiği yere kadar götürüyor. O 99'luk tesbih. İki Allah da bir 99 oldu. Dedim vallahi iyiymiş seninki. Neden dedi? Vallahi dedim sana dedim kepçeyle değil kazanla vermişler. Demek ki dedim bizim maneviyat, bizim dedim büyüklerimiz bize dedim çay kaşığına bile vermiyorlar. Biz nerede dedim ya? Biz dedim tam çekiyoruz. Mustafa Efendi siz böyle tek tek mi çekiyorsunuz dedi. Evet dedim ben. Seninki maşallah çok kolaymış dedim ben. O zaman sen bir tane 500'lük al dedim. Kolunu ger Allah de. İkincisinde bir daha ger Allah de. 500 Allah dedin o zaman dedim. Bak bu benim aklıma hiç gelmemişti dedi. Git dedim şeyhine söyle bunu. İki tesbihte 500 bitti o zaman dedim. Ya dedim böyle bir şey var mı? Hazreti Muhammed Mustafa kim sallallahu aleyhi ve sellem kim namazlardan sonra 33 tane Sübhanallah, 33 tane Elhamdülillah, 33 tane Allahu Ekber. Yüzüncüsünde La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külü şeyin kadir der ise deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onun günahlarını affeder. Hadis-i şerif var dedim. Bilemez miydi? Bir sefer Sübhanallah diyeceksin. Bir sefer Elhamdülillah. Bir sefer de Allahu Ekber. 100 tane tesbih bitti. Bilmiyor muydu dedim. Allah muhafaza eylesin. Yüzeyde işte diyor ki o Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya? Kendi halindedir. Değil mi ya? Aklı başındadır. Kur'an ehli değildir. Müthiş.
Hazreti Mevlana o yüzden Kur'an ile haşır neşir olanın canının onun ta kendisinin kesileceğini. O kimse Kur'an kesilmeli. Tevhid çekiyorsa tevhid kesilmeli. Sufiler buna çok dikkat ederler. O kimse Allah ismi şerifini söylüyorsa Allah ismi şerifi onda tecelli etmeli. Onu gören bir kimse onun üzerinde Allah ismi şerifini okumalı. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara bakıldığında Allah hatıra gelir. Çünkü hiçbir yere sığmayan Mevla mümin kulunun kalbine sığar, oraya tecelli eder. O yüzden o kimseye bakan, o kimseye bakanın aklına Allah gelir. Benim gibi insanlara bakarsanız aklınıza her türlü şey gelir. Ama Allah'a tam manasıyla kul olmuş bir kimseye baktığınızda aklınıza Allah gelir. O zaman Kur'an'ı okuyan bir kimse Kur'an kesilir. Hani Hazreti Pir başka bir beytinde der ki sen ne işle iştigal ediyorsan olsun. Sen neyi istiyorsan olsun. Sen neyi seviyorsan olsun. Sen neyi arıyorsan olsun. Onun sözleridir bunların hepsi de. Neyi arıyorsan olsun. Başka bir şey değil. Kur'an okuyorsan Kur'an kesilmen lazım. Namaz kılıyorsan namaz kesilmen lazım. Namaz kılıyorsan namaz kesileceksin. Hani rivayet edilir ya, Mecnun hızla giderken birisi tutmuş, dur demiş ya, nereye gidiyorsun, ne oldu? Namaz kılıyordum demiş, önümden geçtin. Mecnun dönmüş, demiş ben Leyla'ya aşık oldum. Senin namaz kıldığını dahi görmedim. Önümde Leyla yürüyordu. Be adam demiş, sen namaz kılıyorsun. Namazda beni nasıl gördün? Namazda beni nasıl gördün? Hani haccı ömreye giderseniz dikkat edin. Arapların önünden geçmeyin. Döverler sizi namaz kılarken. Tutar böyle yakasından seni. Geçirmeyecek önünden. Namaz kılarken nasıl aklın başka yerde olur? Namaz kılarken benim gibi nasıl çekleri senetleri tahsil edilecek mi edilmeyecek mi diye düşünürsün? Allah'ı zikrederken nasıl aklına başka bir şey gelir? Hazreti Pir diyor ki Kur'an okuyan Kur'an kesilir. Samanla arpa yiyen kurban olur. Allah'ın ışığını yiyense Kur'an kesilir. Hazreti Pir ne kadar yumuşak bir şekilde keskin konuşuyor. Ne kadar yumuşak bir şekilde darbeli vuruyor. Samanla arpa yiyen nedir? Çok özür dilerim, hayvandır. Kurban edilir. Ama diyor Allah'ın ışığını yiyense, yani Allah'ın nuruyla nurlanan, Allah'ın ilmiyle ilimlenen, Allah'ın hikmetiyle mamur olan, Allah'la haşır neşir olan Kur'an kesilir diyor. Başka bir şey değil. Kur'an kesilir. Allah'ın bazı kulları vardır ki Hakk'a Kur'an vasıtasıyla ulaşırlar. Bazı daha has olan kulları da vardır ki onlar Allah'tan gelir ve Kur'an'ı burada bulup Allah'ın göndermiş olduğunu bilirler ki bu Hazreti Mevlana'dır. Bazıları vardır. Onlar Kur'an'la Hakk'ı bilirler. Bazıları vardır. Onlar Kur'an'ı burada görürler ve tanırlar. Ama onlar ondan gelenlerdir. Akıl içinde bir beyit hocam. Seni üzmem inşallah. Akıl için Hazreti Pir'in kullandığı yegane ölçü, yegane mihenk yine Kur'an'dır.
mihenk olmadıkça vehimle akıl belirmez. Tez ikisini de mihenk taşına götürür. Bakın biz aklımızı mihenk olarak aklımızı nereye vuracağız? Hele bu din ise, hele bu din ise, hele bu din ise din. Aklımızı nereye mihenge vuracağız? Kur'an'a. Eğer aklımızı din noktasında mihenk olarak Kur'an ve sünneti tutamıyorsak biz din noktasında Allah muhafaza sapanlardan oluruz. Devam ediyor beyit. Bu mihenk Kur'an'dır. Peygamberlerin halleridir. Bu mihenk Kur'an'dır. Ardından ne? Peygamberlerin sünneti, halleri. Bakın sadece Muhammed Mustafa'yı söylemiyor. Çünkü ayet-i kerimede ey Habibim sen geçmiş peygamberlerin hallerini de anlat diyor. Onlardan da hikaye et. O zaman Kur'an bize bütüncüllük olarak Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber geldiyse bizi bunlara imana davet ediyor. Ve Hazreti Mevlana diyor ki sen bu peygamberlerin hallerinle hallen senin vehmin ve senin aklının mihengi Kur'an ve peygamberlerin halleri yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerin sünneti. Kur'an öyle bir kitaptır ki bizim kitabımız onun içerisinde her seviyeye göre her anlayışa göre bir hitap vardır. Öyle bir ilahi kitaptır ki o bakın her seviyedeki bilgi sahibine her seviyedeki akıl sahibine ve her seviyedeki kalp sahibine hitap eder. Hazreti Pir'den örnekliyoruz. Hani Kur'an gibi anlamı 7 kattır. İleri gelenleri de doyuracak yemek vardır onda geri kalanları da. Kur'an'da 7 anlam vardır. Fatiha'daki 7 ayeti kerime gibi. Meşhurdur ya 7 anlam. Fatiha'da yeni anlam verenler olmuş. Bakın Kur'an'da da 7 anlam vardır. Ama bu anlamlar değişmez diye düşünme. Bu anlamlar her çağda, her devirde, her anda değişir. Hukuk değişmez bir tek. Hukuk değişmez. Kur'an harfleri bil ki görünür. Dikkat edin pirin sözüne. Fakat bu görünen harflerin onlardan çıkan mananın altında pek kahredici bir güçlü bir de iç manası vardır. Onun altında bir iç mana daha. Bir iç mana var, bir iç mana daha. Ondan sonra bir üçüncü iç mana vardır ki orada bütün akıllar yiter gider. Kur'an'da ilmel yakin mana. Aynel yakin mana. Hakkel yakin mana vardır. 7 mana nefis meratipleriyle alakalıdır. Emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye safiye. Bu nefis meratipleriyle alakalıdır. Hazreti Pir hem nefis meratipleri yolundan gidenlere hem de kalbi olarak kalbin meratibin yolundan gidenlere işaret vermekte. Bunu anlayacak kimse ne yazık ki çok azdır. Ne yazık ki günümüzün ehli tasavvufu ve tarikatları sadece nefis meratipleri yönün noktasında yol yürütmeye çalışmakta. İnsanları kalbi meratiplere yönlendirememekte bu noktada acziyet içindeler. Bilgileri yok, bu noktada halleri yok. Oysa Hazreti Pir her ikisine de ışık tutuyor. Diyor ki Kur'an 7 tane diyor bu noktada 7 kat anlamı vardır. Nefis meratipleri. Emmareli ve mamilhüme mutluyna radiye mardiye safiye. Ayrıyeten diyor ki mana olarak. Onun içinde bir mana vardır. İçinde de bir mana vardır. İlmel yakin bu kalbi bir yoldur. Hazreti Pir'i dinlerken halden hale geçer insan. Hayretten hayrete geçer. Üç cümleyle koca bir sufi felsefesini anlatır.
Koskoca bir sufi felsefesidir bu. Koskoca ciltler dolusu kitapla anlatılacak bir haldir bu. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakinin kalbi meratipler açısından. Ve bu herkesin harcı olacak bir şey değildir. Ve Kur'an'ı bu manada anlayacak, algılayacak olan insanlara ne kadar muhtacız? Ne kadar muhtacız? Bir ayet-i kerimenin ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin derecelerine kalbi menfezlerde anlatacak olan bir prototipe dünya ne kadar muhtaç? İslam dünyası ne kadar muhtaç? Kur'an kelimelerini, Kur'an ayetlerini, Kur'an harflerini bu üç ilim menfezinde, üç ilim menfezinde anlatacak. Hazreti Pir muhteşem bir ışık tutuyor bize. Diyor ki, Kur'an harflerinin içerisinde üç mana vardır. Ve aklı dar ve kısa olanlar Hazreti Pir'i Kur'an'ın dışında görüyorlar. Anlamadıklarından. Ve bunlar ne yazık ki memleketimizde var. Buna üzülüyorum. Hazreti Pir muhteşem bize muhteşem bir örnekleme sürüyor. Aslında daha ileri gidiyor. Daha ileri gidiyor. Bu varlığa indirilmiş üç ilimdir. Muhteşem tespit devam ediyor. Son vurucu hamle burada. Kur'an'ın dördüncü iç manasını eşi, örneği olmayan Allah'tan başka kimse görmedi ve bilmedi. Bu da ne biliyor musunuz? Bu ilmi ilahi. Bu Zatullah'ın kendi içerisinde olan Kur'an'ın gerçek manası. Bu hakikatinin de üstünde hakikat. Ey oğul, sen Kur'an'ın görünen bilinen dış yüzüne bakma. Şeytan da Adem'i ancak toprak görür. Kur'an'ın dış yüzü yani zahir bir insana benzer. Şekli kıllığı görünür de canı gizlidir. O yüzden Hazreti Pir Kur'an'ı Kur'an'la yorumlamaktan bahseder. Der ki, Kur'an'ın anlamını ancak Kur'an'dan sor. Heva ve hevesine uymayı ateşe vurup yakmış kişiden öğren. Heva ve hevesini ateşe vurup yakmış, kendisini nefis olarak terbiye etmiş, kendisini şeytani hallerden uzaklaştırmış, tefsir yazıp kaç para alacağını düşünenden değil, burada iki tane ayeti kerime okuyup cukkayı cebine koyandan değil. İşte okul yaptırıyoruz, yurt yaptırıyoruz, Kur'an kursu yaptırıyoruz, yok şunu yaptırıyoruz deyip pamuk eller cebe diyenlerden değil. Yok biz dini kitap satıyoruz, yok dini bir dergi çıkarıyoruz, yok dini bir gazete satıyoruz, dışarıda bizim sohbet CD'lerimiz satılacaklardan değil. Ya heva ve hevesini ateşe atmış yakmış, o ilahi aşka düşmüş. O kendi benliğinden geçmiş, o kendisinden geçmiş, o kendisiyle alakalı hallerden geçmiş. Onun canı Kur'an olmuş, onun dili Kur'an olmuş, onun kulağı Kur'an dinlemekte. Hazreti Pir Meznevi'nin başında dinle diyor, dinle. Sen diyor, Kur'an'ı o kimselerden öğren, dinle. O kişi Kur'an'ın karşısında kurban olmuştur. O Kur'an'ı yaşar çünkü. Kur'an'a kurban olmak, okuduğu Kur'an'ı yaşamak. Kur'an'a kurban olmak, onu yaşamak. Bu ayet-i kerime neden böyle diyor canım? Bu zamanda da içki haram mı olur diyene değil bu. Size her türlü içki haram edildi dediğinde masada bırakana Kur'an kendisini açıyor.
Ya bu zamanda da faiz olmadan ticaret olmuyor ki diyene değil. Faiz haram bıraktı. Ona açıyor Kur'an kendini. Haramlarını haram görüp terk edene, farzlarını kabul edip yaşayana açıyor. O kişi Kur'an'ın karşısında kurban olmuştur. Alçalmıştır. Onun canı Kur'an'ın ta kendisi kesilmiştir. Güle tamamıyla kendisine feda etmiş yağı, ister gül yağı diye kokla, ister gül diye. Nasıl bir teşbih? Güle tamamıyla kendisini feda etmiş yağı, ister gül yağı diye kokla, ister gül diye, bir fark var mı? Hazreti Mevlana Kur'an'ı kınayanlara da laf söylüyor. Az kaldı, özür dilerim. Kur'an'ı kınayanlara ne diyor? Aknayan köpek. Benim tabirim değil. Hazreti Pir'in tabiri. Aknayan köpek, sen havlayıp duruyorsun. Kur'an'ı kınamakla hükmünden kurtuluyorsun sanki. O Kur'an'ı kınamakla onun hükmünden kurtulmak istiyor. Haramını haram görmek istemiyor. Bu haram olmaması lazım hocam diyor. Ya hocam bu zamanda da böyle olur mu ya? Aknayan köpek, sen havlayıp duruyorsun. Kur'an'ı kınamakla hükmünden kurtuluyorsun sanki. O arslan değildir ki ondan canını kurtarabilesin. Yahut da onun kahır pençesinden imanını halas edesin. Kur'an kıyamete dek seslenir. O kendilerini bilgisizliğe feda eden, kendilerini bilgisizliğe feda eden toplum der. Beni masal sandınız. Kınayış tohumunu, kafirlik tohumunu ektiniz durdunuz. Ama gördünüz ya, kınadığınız durup durmada, sizse yok oldunuz, masala döndünüz. Ben Allah'ın kelamıyım, Allah'ın zatıyla durmadayım. Canın canına gıdayım, gıdayım, tertemiz, apaydın bir yakutum ben, der Kur'an. İşte Hazreti Mevlana yaklaşık, bazı rivayetlerde 26 bin, bazı rivayette 24 bin. Onlar o Mesnevi beyitlerini tanzim etmekten kaynaklanan şey. Bazı beyitleri işte birbirine kataraktan 24 bin, bazı beyitleri farklı. Onda da kaybolan beyitler mi var diye düşünmeyin. O yüzden bunun gibi yaklaşık 26 bin beyitten oluşan Mesnevisinde aslında Kur'an ve sünnetten başka bir şey konuşmamıştır. O Kur'an ve sünnetin bu noktada manasını açmaya çalışmıştır. O yüzden Hazreti Pir insanlığın ortak evrensel bir velisidir. Bu sözün biraz ileri safhada algılanabilir, hakkınızı helal edin. İnsanlığın evrensel bir velisidir. Çünkü Hazreti Pir Kur'an ve sünneti bulunduğu çağın ötesinde yorumlamış bir kimsedir. Ve onun yorumu noktasında henüz daha ne acı ki yorumlayabilen bir kimse çıkmamıştır. Allah-u Alem bu son Mehdi Ala Resul olsa gerektir. Bu yorumu yapacak olan. Ve o zamana kadar Hazreti Pir'in bu noktada yorumları kendince canlılığını devam ettireceğine inanıyorum. Ve Hazreti Pir'i ne Kur'an'ın üstünde bir otorite, ne de Kur'an'ın dışında bir şahıs olarak görenleri esefle kınıyorum. Allah bizi onların şerrinden muhafaza eylesin. Kısaca hemen bir de onun böyle vasiyetini okuyaraktan inşallah sohbeti sonlandıracağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum baştan. Ben size gizlide ve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı,
az söylemeyi, günahlardan çekinmeyi, oruca ve namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyetine ve cefasına dayanmayı, ayak takımıyla ve akılsızlarla düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerim olan salih kimselerle beraber olmayı vasiyet ederim. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun demiş Hazreti Mevlana. Kardeş, mezarıma defsiz gelme. Kardeş, mezarıma defsiz gelme. Çünkü Allah meclisinde gamlı durmak yaraşmaz. Hak Teala beni aşk şarabından yaratmıştır. Ölsem, çürüsem bile benim yine o aşkım. O aşkın yeryüzüne tecelli eden sıfatlar manzumesiydi. Hala da öyle tecelli ettiğine inanıyorum. Şimdi bu geceki semamız Şeb-i Arus niyetiyle. Şeb-i Arus düğün günü demek. Sufiler ölümü arzu ederler. Ölümü isterler. Sufiler için ölüm sevgiliye kavuşup artık bir daha geri dönmemecesine orada kalmaktır. Hadis-i Kudsi'de kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler. Kim Allah'a kavuşmayı dilemezse Allah da ona kavuşmayı dilemez buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden Hazreti Allah. O yüzden sufiler de Allah'a kavuşmayı dilerler. Onlar için ölüm Allah'a kavuşmada son kapıdır. Artık o kapıdan içeri girdikten sonra tekrar o sevgilinin yüzünü terk edip gitmek yoktur. Artık bir daha ayrılık yoktur. Artık bir daha hicran yoktur. Artık bir daha hüsran yoktur. Artık bir daha gözyaşı yoktur. Artık bir daha acımasız hançerler yoktur. Artık bir daha soğuk kış gecelerinde yapayalnızlık yoktur. Artık bir daha anlamsız kelimeler, sözler yoktur. Artık bir daha ne zaman gelecek yoktur. Artık o sonsuz kurtuluşa ve sonsuzluğa kanat çırpmak vardır. Artık sevgilinin ilahi ilminden gelip yeniden o ilahi ilminde tahta oturmak vardır. Artık dost bahçesinde dostla vasıtasız sohbet etmek vardır. Artık dost bahçesinde vasıtasız dostun güllerini koklamak vardır. Artık dost bahçesinde dostun kahküllerini örmek vardır. Artık dost sana bakar, sen dosta. Kah o söyler, sen zevklenirsin. Kah sen söylersin, o zevklenir. Artık sabah olduğunda herkes evine değildir. Artık gün ışıdığında herkes yolunda değildir. Artık bir daha gece beklemek yoktur. Artık bir daha gece yarısı herkes elini ayağını çeksin de sen onunla baş başa kal yoktur. Artık tenhalarda ağlamak yoktur. Artık tenhalarda istemek yoktur. Artık tenhaları seçmek yoktur. Artık kimsesizlik yoktur. Artık gariplik yoktur. Artık ayrılık bitmiştir. Seven için aşık maşuna kavuşmak ister. Artık aşık maşuna kavuşmuştur. Onun için düğünlerin düğünüdür. Artık gökte öylesine bir düğün töreni vardır ki sabah olduğunda dağılmayacaktır. Öylesine bir düğün töreni vardır ki onun çalgıcıları meleklerdendir. Onun söyleyicileri meleklerdendir. Onun teşrifatçısı meleklerdendir. Artık sen damatlık elbiseni giyersin.
asıl damatlık odur. O elbiseyi biçen İdris peygamberdir. Peygamberler seni bekler. Allah alem. Bütün büyük veliler seni beklerler. Gök halkı seni bekliyordur artık. Sen bir daha dönmemecesine gideceksin. Ve sen yüzünü ona döndürürsün artık. Bu yüz bir daha halka dönmeyecektir. Bu yüz bir daha dedikoduya, gıybete, iftiraya, riyaya, öyle dediydi, böyle dediydi, öyle yaptıydı, böyle yaptıydı, o öyleydi aslında, bu böyleydi aslında, bitmiştir. Artık eziyet bitmiştir. Artık laf, kelam bitmiştir. Artık hal bitmiştir. Burada kalmıştır her şey. Ve her şeyi burada bırakıp, burada sıyırıp atıp gideceksindir. Artık bu beden bitmiştir. Artık geriye bir daha hiç dönüş yoktur. Sufi bu arzuyla yanar tutuşur. O yüzden der Hazreti Mevlana ölümüne yakın. Beni bırakın artık. Bıktım Allah'ı seviyorum diyenden de, Allah diyenden de. Bıktım artık Allah'ı seviyorum diyenden de, Allah diyenden de. Ölüm günümde taputum yürüyüp gitmeye başladı mı? Bende bu cihanın gamı var. Dünyadan ayrılığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit şüpheye düşme. Bana ağlama. Yazık, yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem işte hayıflanmanın sırası o zamandır. Cenazemi görünce ayrılık, ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda, elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bu tarafta ağzını yumdun mu? O tarafta aç. Zira senin hay-i huyun mekansızlık aleminin fezasındadır. Demiş Hazreti Mevlana, el sallamış gitmiş. Bize de temsili düğününü yapmak düşmüş. Biz de şimdi temsili düğününü yapacağız. İlk günkü gibi. Sema edeceğiz. Çark kuracağız. Allah diyeceğiz. Siz de oturduğunuz yerden bize eşlik edin. Bugün semaya kalacağım. Bugün güzel bir gün. Selamünaleyküm.